Orçun ve Ezgi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptıkları kağıttan dev çiçekleri boyamak için 1 litre turuncu boyaya ihtiyaçları var. Orçun'un 2 bölü 5 litre kırmızı boyası var. Ezgi'nin 1 bölü 2 litre sarı boyası var. Eğer boyaları birleştirip karıştırırlarsa ihtiyaçları olan 1 litreye ulaşabilecekler mi? Şimdi düşünelim. 2 bölü 5 litre kırmızı boyamız var ve bununla 1 bölü 2 litre sarı boyayı karıştıracağız. Yani birbirine ekleyeceğiz. Bize gereken 1 litre boyayı elde edebilecek miyiz? Kesirleri toplayabilmemiz için paydalarının aynı olması gerekiyor. Kullanabileceğimiz en iyi ortak payda 5 ve 2'nin en küçük ortak katı olan sayı. 5 ve 2'nin her ikisi de asal sayılar olduğu için en küçük katları bu sayıların çarpımı olacak. 10. 10 hem 5 hem de 2 ile bölünebilen en küçük sayı. Bu kesirlerin her ikisinin de paydası 10 olacak şekilde tekrar yazalım. Paydalar 10 olacak. Bir şekil çizerek bunu gözümüzde canlandıralım. Çubuğumuzu 10'da birlik 10 eşit bölüme ayırdık. 2 bölü 5'in bu çubuk üzerinde nasıl gözükeceğini düşünelim. Eğer bu çubuğu 1 bölü 5'lik parçalara ayırmış olsaydık, kırmızı renkle bunu yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 bölüm bu şekilde olacaktı. Kırmızı çizgilerle oluşturduğum 5 bölümden 2 tanesi, 2 bölü 5'i gösterecekti. Kırmızıyla taradığım bu bölüm, bu çubuğun 2 bölü 5'ini gösteriyor. Şimdi 1 bölü 2'yi de diğer çubukta gösterelim. Bu çubuğu 2 eşit parçaya bölelim. Bunu sarı renkle yapayım. Sarı renkle taradığım bu alan, bu çubuğun 2 eşit parçasından bir tanesini, yani 1 bölü 2'sini gösteriyor. 5'te 1'den 10'da 1'e ulaşmak için 2 ile çarptık. 5 eşit parçamız vardı. Bunların her birisini 2 eşit parçaya ayırdığımız için parça sayısı 2 katına çıktı ve artık 10 eşit parça var. Taradığımız bu 2 tane bölümü de 2 ile çarpmamız lazım. Çünkü bunlar 4 tane onda birlik bölümü temsil ediyorlar. Bu çubukta boyadığımız 1 bölü 10'luk bölümleri sayalım. 1 tane 1 bölü 10, 2 tane 1 bölü 10, 3 tane 1 bölü 10 ve 4 tane 1 bölü 10. Aynı şekilde diğer kesire de bakalım. 2 tane 1 bölü 2'lik bölümümüz var. Eğer 1 bölü 2'lik bu bölümleri 5 eşit parçaya ayırırsak, 5 katı fazla sayıda bölümümüz olur. 2'den 10'a ulaşmak için 5 ile çarptık. Aynı şekilde sarıyla taradığımız 1 bölü 2'lik alan, 5 tane 1 bölü 10'luk alana dönüşüyor. Bunu düşünmenin bir başka yolu da şu. Paya ne yapıyorsak, paydaya da aynısını yapmalıyız. Paydaya ne yapıyorsak, paya da aynısını yapmalıyız. Eğer paya ve paydaya aynı şeyi yapmazsak, kesirin değerini değiştirmiş oluruz. 1 çarpı 5 eşittir 5. Bunu paya yazalım. Bunu şekilde de görüyoruz. 1 bölü 2 eşittir 1, 2, 3, 4, 5 tane 1 bölü 10'luk parça. Paydalar aynı olduğuna göre artık bu iki kesiri toplayabiliriz. 4 bölü 10 artı 5 bölü 10 eşittir. Paydamız 10 olacak. Pay ise 4 artı 5. Bunu tekrar şekil üzerinde görelim. Çubuğumuzu alalım. 4 tane onda birlik bölümü kırmızıyla renklendireyim. 1, 2, 3... 4. 5 tane de onda birlik bölümü de sarıyla renklendireyim. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam kaç tane onda birlik parçayı boyadık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Sonuç 9 bölü 10. Kırmızı ve sarı boyaları karıştırdığımızda elimizde 9 bölü 10 litre boya olacak. Soruyu hatırlayalım. 1 litre boyaları olacak mı? Hayır. 1 litreye ulaşabilmesi için 10 bölü 10 olmalıydı. 9 bölü 10 bundan daha az. 1 litre boyaları olmayacak. Bunu şu şekilde de düşünebilirdik. 2 bölü 5 yarımdan daha az ediyor yarımdan daha az bir şeyle yarımı topluyorum. Bunların toplamı bir tam etmez diye düşünebilirdik. Kesirleri toplayarak da aynı sonuca ulaştık. Hoşçakalın.